Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Çin'in önde gelen düşünce kuruluşu CICIR işbirliğinde yeni dönemde Türkiye ve Çin paneli bugün Beijing'de düzenlendi. Çin'le Türkiye akademi dünyası ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşmacılar Çin-Türkiye işbirliği ilişkilerini ele aldılar. İki ülkeden gelen çok sayıdaki medya mensupları ve uzmanlar panele katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Emin Önen panel açılışında yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Beijing'e ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Önen iki ülke ilişkilerinde üst düzeyli stratejik işbirliği ilişkilerinin ele alınacağını kaydetti. Panele katılan Türkiye Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz yeni dönemde Türkiye-Çin stratejik işbirliği ilişkileri başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Konseyi üyesi Akif Kireççi panelde yaptığı konuşmada Çin'de hızla artan orta gelirli ailelerin ihtiyaç duyduğu kaliteli tüketim ürünlerinin ticari risk almaktan çekinmeyen Türk iş insanlarının girişimleriyle temin edilebileceğini belirtti. Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü Profesörü Li Yanan, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin-Türkiye İşbirliği adlı konuşmasında, Çin'le Türkiye arasında hem işbirliği konusunda hem de gelişme kavramı konusunda fikir birliği olduğunu söyledi. Li Yanan, gelecekte Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin kesinlikle daha samimi olacağını ifade etti. Yani biz birçok ülkeyle stratejik işbirliği mekanizmaları kurduk ama Çin tabii çok farklı. Ölçek itibarıyla, dünyadaki yeri itibarıyla. Dolayısıyla tam güven sağlandıktan sonra da bu işbirliğini biz diğer alanlara, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, güvenliğe her alana yayabiliriz tabii ki. Çin'in kuşak ve yol projesi şu anda dünyadaki havada ve denizlerde olan ticaretin çoğunu karaya taşımayı hedefliyor. Öte yandan Türkiye aynı zamanda hem Batı'yla hem Asya'yla doğrudan ilişkileri olan çok önemli bir ülke. İkisinin de parçası olarak ama Avrupalı kurumlarla çalıştığı için bu anlamda ben bu projenin Türkiye'nin hem Avrupa'yla olan bağlarını güçlendireceğini hem de Asya'yla olan ekonomik ilişkilerini artıracağını düşünüyorum.